Evet dediğim gibi Facebook Developer Circles İstanbul ve Write the Docs İstanbul işbirliği diye oraya araya sıkıştırmaya çalıştım. Bu bize bu konuyu anlatır mısın dediler. dediler dedim ki anlatırım tabii ki ama oraya Right to Docs İstanbul'da yazabilir miyiz dedim. Right to Docs İstanbul benim İstanbul'da örgütlemeye çalıştığım bir e, topluluk. Şimdiye kadar iki fiziki buluşması oldu. Onun haricinde yazışmalar ve görüşmelerle devam ediyor. Önceki iki fiziki buluşmada da Fatih Kadir Akın'dan e, rhythm driven development dinledik. Bir de Trend Yolda, Trend Yol'un ekip içi belgelendirmesi ve dışarıya verdikleri servisli API belgelendirmesi nasıl oluyor Bunlar üzerine etkinlikler düzenledik. Az önce de bahsettiğim gibi belgelendirme tek başına acayip önemli bir konu çünkü tarih yazıyla başlıyor. Biz bir şeyleri yazıyla kayıt altına almaya başlıyoruz. Dönüp referans alabileceğimiz, sonrakilere aktarabileceğimiz, bundan bir sonraki adımda nereye gidebileceğimize dair yönlendirmeler içeren e, bir referans noktası oluyor orada. Buna dair üstüne konuşabileceğimiz e, bir sunum dosyası hazırladım aslında. başlığını özgür yazılımlarda belgelendirme ve tutorial yazımı diye... E, Attım. Aslında tutorial'dan yıldan kastımız tabii ki öğretici bir metin, öğretici bir belge. Ancak yazılım tarafında bu genellikle zaten doğrudan bu şekilde kullanılıyor. Ee, hızlıca kendimden bahsetmem gerekirse, dijital ürün yöneticiliği dediğim, aslında insanlara danışmanlık verdiğim ve buna dayalı olarak e, ürün planlama, geliştirme ve gerekiyorsa bunun yazılım taraflarında üstlendiğimiz bir şirketim var. 15 yıla yaklaştı sanıyorum. Web geliştirme geçmişim var. Tabii ki web artık bugün her şeyin içinde olduğundan bir şekilde her şeye eklemlendik. Bugün işte kimi fabrika makinelerinden veri okuyup onların uzaktan yönlendirilmesine ki onu yaparken de web teknolojileri kullanılıyor. Yani devasa bir tesiste bilmem kaç tane makinenin içindeki e ne oluyor bitiyor ve onları yaptıktan sonra onların bir sonraki aşamada ne yapmasına dair emirleri de yine web teknolojileriyle alıp gönderiyoruz. kurgulamayı ve anlatmayı seviyorum. Genel olarak etkinliklere katılabildiğim kadar özgür yazılım etkinliğine eğitim ve eğitmen ya da konuşmacı olarak Özellikle davet geldikçe katılmaya çalışıyorum. O yüzden okulunuzda ya da herhangi bir topluluğunuzda böyle bir şey varsa bir şey katabileceğimi düşünüyorsanız e, lütfen bana ulaşın. Çok seviniyorum bu bağlamda. E, right the Docs İstanbul ve Laravel İstanbul Meetup gruplarında e, örgütleyici olarak işte organizatör olarak bulunuyorum. Konuşmayı ve yemek yemeyi çok seviyorum. Aslında yemek, yemek yemeyi evet hala seviyorum ama bu aralar işte e, biraz daha denetimli gidiyor o kısmı. Şimdi her şeyden önce ana başlığımız olarak belgelendirmeye gireceğiz bir story yazılımından önce. Aslında belgelendirme tek başına devasa bir konu, kadim bir mesele. Yani başlangıcı olmayan eski ezeli. Çünkü biz belgelendirmenin yazının başlangıcını bilmesek de yazıldığına dair bildiğimiz hemen her şeyi tarihin başlangıcı kabul ediyoruz az önce bahsettiğim gibi. Çok durmayacağım bu konu üstünde çünkü e, bu fikren saatlerce konuşabileceğimiz bir konu hatta belki bunun üstüne bir YouTube yayını yaparım bir ara youtube.com Taksim, Uğur Arıcı diye girerseniz orada uzun uzun canlı yayınlarda bu tip şeyleri konuştuğumuz oluyor. Belgelendirme temelde tabii ki kayıt altına alma, referans kaynak oluşturma, uzlaşma, öğretme ve yönlendirme gibi başlıklara bölünebilecek yerlere doğru kırılabiliyor. Bizim bugün özellikle üstüne eğileceğimiz ana başlıklar diyelim bunlar. Şimdi uzlaşma kısmı niçin önemli? Kaydı başlatmadan önce az önce RFC'lerden bahsettim. Request for Commons. Yani ben böyle bir şey düşünüyorum ama yorumların açık diye çevrilebilecek bir şey. Ne demek bu? Ee, herhangi bir belge tutorial falan okurken bu e, request for comments meselesini görürsünüz. İşte bu araç bilmem ne RFC standartına göre çalışmaktadır. Şimdi internette kullandığımız teknolojilerin haberleşme standartlarının ve bunların üstüne geliştirilen araçların aslında genellikle bir sahibi yoktur. Onun nasıl çalışacağına karar veren bir Kuruluş bir kişi vesaire yoktur bunun yerine internet engineering task force aracılığıyla da yayınlanan RFC'ler request for comments dediğimiz e, belgeler vardır İnsanlar orada şunu der der ki biz şimdi iki tane aletin birbiriyle şunları haberleşebilmek adına konuşabilmesini istiyoruz ya onun için biz şöyle bir paket hazırlasak da bunu oraya öyle yollasak haliyle böyle yollayacağımızı bildiği için karşı tarafta böyle bir paketin geleceğini beklese falan diyerek aslında uzlaşı standartları konur. İnternet dediğiniz şey bu uzlaşıyı kabul etmiş. Üstüne konuşulmuş bu standartı kendi donanımında da uygulayan Araçların, ağların birbirine bağlanmasıyla oluşur mesela. O yüzden eğer daha önce hiç okumadıysanız mutlaka girip birkaç tane RFC okumanızı e, öneririm. E, teknoloji dünyasındaki standartı RFC'ler aracılığıyla insanlar belirler. Bu da ne demek? Biz şu anda birbirimizle haberleşmemizi sağlayan şey var ya. Ben buradan konuşuyorum. Bir kamera onu belli bir RFC standartında kaydediyor. Belli bir RFC standartında kodeye çeviriyor. O kodeyi kabul eden bu Discord... ...programı onu belli bir RFC standartında e, network, ağ paketlerine çevirerek internetten yolluyor... ...ve bunun tersini işleyerek sizin aletleriniz bunu görüntülüyor. Bu uzlaşı standartı çok önemli çünkü üzerine inşa ettiğimiz her şey uzlaştığımız standartlardan yola çıkarak ilerliyor. Biz de haliyle buraya yeni gelecek kimselere öğretme ve yönlendirme amaçlı belgelerimizi sunuyoruz. Biz bugün özellikle işte Facebook'un başlattığı bu özgür yazılımlarımıza belgelendirelim ve tutorial yazalım, öğretici yönlendirici belge yazalım meselesinde bu işin öğretme ve yönlendirme meselesine değineceğiz. Aslında üstün körü bir baktığımız zaman öğretme ve yönlendirme bizim okuyacağımız belgenin içinde bir hoş geldin kısmı gibi düşünün. Ben bunu genellikle bir kullanım kılavuzunun hoş geldin aşaması gibi düşünürüm. Şimdi öğretme ve yönlendirme de burada sağda kullandığım görseli çok önemli buluyorum. Bakın burada denge tekeri yok çocuğun bisikletinde. Artık denge tekerlerin o yan tarafa takılan tekerleri çıkarmışlar. Ancak ebeveyninden bir tanesi ya da işte bir büyüğü kendisinin belki dengeyi sağlamakta sıkıntısı vardır diye hala arkadan ufak bir tutuş, hafif bir itiş. Ama oradaki asıl olay ne? Çocuğun o bisikleti sürmeye alışması. Zaten bunu çözene kadar biliyorsunuz ya denge tekeri vardır ya tutulur ya üç tekerlekli bisiklettir. Ancak zaten Bununla alıştıkça o çocuğun bisikleti kullanabilir hale geldiğinde denge olayı da çözülecektir. Şimdi birine bisiklet kullanmayı öğretmek dediğimizde aklımıza yüksek ihtimalle ilk olarak denge sağlama meselesi gelecektir ama aslında o değildir. Bisiklet kullanma kendi içinde birçok dinamik barındırır. O gidonu tutmak, yönlendirmek, pedalı çevirerek onun aslında nasıl bir güce dönüştüğü ve onunla bir gidiş kuvveti kazanmak vesaire vesaire gibi şeyler vardır. Denge bunun içindeki en gereklilerden ama sonrasında da kazanılabilecek unsurlardan bir tanesidir. Şimdi bugün doğrudan bisiklet kullanmak dediğimiz zaman o iki tekerin üstünde dengede kalmak akla geliyorken aslında öğrenme sürecine baktığınızda dengenin bisiklet kullanmayı öğrenmekte gayet sonradan eklenen. Hatta tamam canım şimdi yandaki tekerleklerle sür. Dengeyi nasılsa çözersin. Sen bisiklet kullanmaya alış da diye ilerlettiğimiz bir şey. O yüzden öğretici belge yazarken atıyorum işte React bilmem ne belgesini yazarken React Native ile mobil uygulama geliştirmeye giriş meselesinde bir şey yazarken bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Çünkü sizin onu geliştirmeye başlatmak adına şuna da gerek var diye çok önemli gördüğünüz meselelerde detaya girmeniz kişiyi gerçekten o React Native ile bir şeyler geliştirmeye girişmekten alıkoyabilir. Yani sen önce şu iki tekerin üstünde bir dengede tut da Ondan sonra pedal çevirmeye bakarız derseniz bisiklet kullanacak çocuğa. O ço zaten durmakta olan bir bisiklette dengesini bulamaz hiç kimse. Halde buradaki başlıklarımıza bakalım. ...başlangıçta hem zemin olunmalı. Yani ne demek? Az önce uzlaşı meselelerinden bahsettik ya... ...birine siz bir şey anlatacağınızda... ...atıyorum bu kodu şu şekilde çalıştırın diyeceksiniz ya söz gelimi. ...onun da o kodu benzer bir şekilde çalıştırabileceğinden emin olmamız lazım. Sözgelimi bir metin düzenleyici, bir kod düzenleyici programa ihtiyaç duyuluyorsa... ...bunun önden belirtilmeli. Ya da e, bunun zaten kırılımlarından az sonra bir sonraki aşamada yazılıma özel kısımda bahsedeceğim. Ardından giriş bariyerleri önlenmeli. Bunu az önce örnekledik zaten. Çocuğun bisiklet sürebilmesi için o dengede durmak bir giriş bariyeridir. Siz onun için oraya denge tekeri takarsınız ya da arkasından tutarsınız. Ana pratik için tekrarlarda ek gereksinimler destekle sağlanmalı. Ne demek bu? Yine denge tekeri üstünden örnek verebilirim. Bu ana başlıklara yazılımda farklı farklı şeyler üstünden de örnek verebilirim ama işte giriş bariyerlerini önlediniz. Şu yazılımı şöyle kurarak şöyle çalıştırınız dediniz. Ama özellikle sizin anlatımını yaptığınız araçta uyduruyorum. Belli bir görselin Base 64 encode edilmiş halinin çıktısını kullanmanız gerekiyor. Yani görselin Base64 encoded halini alıp onunla üstünde bir şeyler yapmanız gerekiyor diyelim aracınızda. Haliyle siz burada direkt arkadaşlar şu işte bu kodu yapıştırdığınız zaman Base64 görseli almış olacaksınız deyin ve onu geçin. Çünkü sizin asıl anlattığınız konu oradaki araç. Orada Base 64'ün tarihine gidersek geçmiş olsun. Bunu ben aynı zamanda nasıl örnek veriyorum bu anlatılarda? Hani matematikte işte ee, çemberin çevresi, dairenin çevresi, alanı falan ölçülürken 2 pi r, pi r kare bunlarla ilgili hesaplamalar esnasında bir sabit olarak pi kullanılması gerekiyor değil mi? Nasıl yapıyorduk pi'ye? Yeah. Pi kullanılması gerekiyor ve biz buna dair ilk hesaplama işlemlerine giriştiğimizde bize hep ne derler? Pi'yi 3 alınız. Neden? Çünkü senin o formülle beraber o hesaplamaya girişebilmeni öğretmeye çalışıyorlar sana. İleride çok hassas hesaplama yapılması gerektiğinde bugün 3 aldığın pi'yi yarın işte kaç tane digit istiyorsan, kaç tane hane istiyorsan virgülden sonra pi sonsuza kadar gidiyor biliyorsunuz. Genelde sonra 3-14 falan aldırıyorlar ama o bayağı gidiyor. Bu arada araya girmiş olalım. Carl Sagan'ın mesaj kitabını okumadıysanız okumanızı öneririm. Hazır pi ve ee, virgülden sonraki hanelere demişken. Evet haliyle insanlar onu hesaplamayı öğretirken matematikte o araçları o formülleri kullanmayı öğretirken ne diyoruz? Pi'yi 3 alınız. Yani kardeşim şimdi ben sana bunun detayını öğreteceğim diye gidip sana git pi'yi kendin hesapla bir tane daire al onu ondan sonra çevresini böl aç çevresini işte yarı çapının kendi çevre Bununla uğraşmaya gerek yok. Bu manasız. Çünkü adam o esnada bir dairenin çevresini, bir dairenin alanını ölçebilmek için kullanması gerektiği, kullanabileceği formülleri öğretiyoruz. O yüzden pi'nin detayına girmek mantıksız. Bunun üzerinden yazılımda öğretme ve yönlendirmeye baktığımızda, her şeyden önce mümkünse bir kum havuzu sağlanmalı. Kum havuzu ne demek? İşte buna playground, çocuk oyun alanı vesaire diyebilirsiniz. Kardeşim burada istediğini at tut başına bir şey gelmez. Biz söz gelimi özgür yazılım kamplarında GNU Linux üzerine eğitim veriyorken sanal makineler üstünde çalıştırırız katılımcı arkadaşları. Kendi makinesinde GNU Linux kurup gelmelerini isteriz ama onun üstünde de bir sanal makine çalıştırırız. Ve belirli başlı işlemlerden sonra snapshot aldırırız. Yani o esnadaki imajını aldırırız. Sonra deriz ki burada istediğini yap. Çünkü en fazla sanal makinedeki versiyonu düşürürsün. Ee, başına bir şey gelme ihtimali yok. En kötü ihtimalle son snapshot'a geri dönersin deriz. Benzer bir şekilde buradaki kum da bu aralar sıklıkla görüyoruz. Tarayıcı üzerinden erişilebilecek geliştirme ortamları çıktı artık. Eskiden biz işte ben ee, ortaokulda bir çocukken web geliştirme, dinamik web geliştirmeye dair bir şeylere bakıyorken. LAMP siteyini yani Linux, Apache, MySQL, PHP siteyini makineye tek tek bütün parçalarıyla kurup birbirine port yönlendirmesiyle falanıyla filanıyla çalıştırmam gerekiyordu. Ama bugün tarayıcı üzerinde çalışabilen ekranlarda işte JavaScript Fiddle, işte e, CodePen gibi alanlarda diyorsun ki HTML kısmı böyle olsun, CSS'i böyle, JavaScript de böyle olsun. Hatta JavaScript'in içinde jQuery kütüphanesi de dahil olsun ki benim yazdığım kod jQuery'ye bağımlı çünkü. ...falan yazıyorsun ve çıktıyı orada çalıştırıyor. Kum havuzu gibi dediğim şeyler böyle meseleler. Haliyle siz de ne yapabilirsiniz? Geliştirdiğiniz, insanların geliştirmeye dönük... ...tutorialını yazdığınız araçta... ...kendi yazdığınız başlangıç seviyesi... ...işte HTML şemasını adama sıfırdan yazdırma ya. Ver onu işte HTML5, işte Doctype HTML... İşte language en İngilizce. Bu arada bu sizden beklenen tutorialları İngilizce yazmanız gerekliliği var. Bunu unutmayın. Kimi alt dilleri kabul etmişler. İşte Arapça, Portekiz'de İspanyolca falan gibi birkaç tane dil eklenmiş. Ama demişler ki yüksek ihtimalle Türkçe'ye özel bir kategori açmaya gerek yok. Bütün Türkler müthiş İngilizce konuşur zaten. Çünkü hepsinin CV'sinde orta ve üstü İngilizce yazıyor. Niçin Facebook Türkçe'ye özel bir tutorial alanı açsın ki? şeklinde müthiş bir öngörüde bulunmuşlar. Evet, haliyle gidin o HTML'i, JavaScript'i içine bir şey dahil edeceksiniz. Bunu örnek olsun diye veriyorum. Tabii ki farklı teknolojilere göre bunlar farklı farklı değişir atıyorum. Tarayıcıda çalıştırılamayacak bir şey ve çekilip bir uygulamanın içinde çalıştırılması gereken bir şey ise kodunu Özgür bir lisansı dahil etmeyi unutmadan çünkü görüyorum GitHub'a bir sürü şey yolluyorsunuz, Git depolarına bir sürü şey yolluyorsunuz. Özgür lisans dahil etmiyorsunuz içine. Ben anlamıyorum. O kodu kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım diye. Bunu unutmayın. Kodunu herhangi bir Git deposuna yükleyin. Bu Bitbucket olur, GitLab olur, GitHub olur, fark etmez. Evet. Onun haricinde bağımlılıkların nasıl kurulup çalıştırılacağını gerekirse dış bağlantıyla vermelisiniz. Ne demek bu? Şimdi kullanıcı insanlara giriş seviyesinde anlatacağınız araçlar hani konunun en başında bahsettiğimiz uzlaşı vardı ya siz onları bir şey anlatabilmek için o hem zeminliği sağlamamız gerekiyor. İşte her şeyden önce şu kodu çalıştırın diyeceksiniz ya. O kodu nerede çalıştıracak? O kodu bir programda mı çalıştıracak? O kodu çalıştırmak için kullanacağı programın bir versiyon bağımlılığı var mı? Söz gelimi Node.js'in çalıştırdığım versiyonu ve ona bağlı e, paket yöneticisi NPM versiyonu seninkiyle benimki aynı mı? Minimum hangi düzeyde bunu çalıştırıyor olmam gerekiyor gibi bu gereklilikleri tutorial başlangıcında bunları uygulayabilmek için şunlara ihtiyacımız var. Eğer bunlar sizde yoksa şuradan kurun diye gerekirse dışarıya bağlantı vererek bunları sağlamayı unutmayın. Çünkü e, az sonra bir örnek göstereceğim. E, benim çok sevdiğim bir tutorial vari belgelendirme yapılmış bir paket var. E, Vue.js ile beraber bizim kullandığımız. Onun üstünden bir örnek göstereceğim. O esnada da birazcık detaylara gireceğim. Öğretilen konudaki aracın sanki bir kullanım kılavuzunu yazıyormuşsunuz da onun içindeki ilk kullanım aşamasını yazıyormuşsunuz gibi düşünün. Çünkü özellikle bu yazılım araçlarındaki tutorial kısımları aslında buna yarar. İnsanlar o konuyla ilgili bir şey öğrenmeye, o aracı kullanarak bir şey yapmaya gelmiştir size. Çünkü aslında anlattığınız şey bir son ürün de değildir. Ne demek? Yani bu bir kahve makinesi anlatmıyoruz. Kapsül içine koy, düğmesine bas, şşş kahve çıktı değil. Çünkü o o kadardır. Biz daha ziyade ne anlatıyoruz? Bu yapı marketlere gittiğinizde Bauhaus'tan işte Koçtaş'tan falan alıp işte duvara bilmem ne deseni çizmek için işte elimizdeki şu aracı kullanabiliriz. Bunun işte spatula ucu vardır. Bunu takarsanız şöyle çalışır. Desen ucu vardır. Bunu takarsanız böyle çalışır. İşte bunları yaparken şu araçların şöyle takılıp şöyle Şöyle sökülüp şöyle takıldığını unutmamanız gerekir. Haydi beraber bir örnek desen çalışması yapalım. Bunun için şu sertlikte bir tahta alın. Şu aracı şöyle sökün, şu ucu böyle takın. Şu noktaların birbiriyle eş seviyede olduğuna emin olun. Şimdi prize taktıktan sonra şu ışığın yandığına emin olun. Şu düğmeye basın ve ağacın üstünde şöyle gezdirin. Şu şekilde desenler çıktığını gördünüz mü? Bravo. Hemen altına çıkabilecek sorunlar. Bakınız aracın ucunu takıyorken şu dişin kırılmadığına dikkat edin. Eğer şöyle yamuk yamuk dönüyorsa bu diş yamulmuş olabilir. Eğer ışık yanmıyorsa elektriğin olduğundan emin olun. Bakın bunlar çok salakça şeyler gelir size ama belgelendirmenin içinde çok önemlidir. Şimdi elektrikle çalışması gereken bir aletin kullanım kılavuzunda bu niye çalışmıyor yav? kısmında mutlaka elektrik olduğuna emin olun ibaresini görürsünüz. Ben bu arada hemen her şeyin kullanım kılavuzunu okurum. şaşırtıcı bir bilgi. Şirketteki bizim çocuklar, stajyerler, elemanlar da çok gülmüştü. Araba aldığımda arabanın böyle bir kullanım kitapçığı var ya onu komple okudum. Çünkü çok önem veririm belgelendirmeye ve yönlendirmeye. Haliyle bu konu özelinde toparlayalım. Yazdığınız şey aslında İnsanların onu kullanarak belli çıktılar üretmesine, belli araçlar geliştirmesine yardımcı olacak bir aracın kullanım kılavuzunun ilk kullanım yönlendirme kısmı. İşte bilmem ne desen aletini kullanmaya hoş geldiniz. Ve bizde de nasıl oluyor mesela işte VueJS ile ön yüz uygulaması geliştirmeye hoş geldiniz. React ile ön yüz uygulaması geliştirmeye hoş geldiniz. React Native ile mobil uygulama geliştirmeye hoş geldiniz. Aklınızda her zaman böyle bulunsun. Bu konuda o araca kadar geldiyse genel bir fikri bulunan ancak asıl detaylarını ve başlangıç kılavuzunu sizin vereceğiniz bir aracın kullanım kılavuzunun ilk kullanım kısmını yazıyorsunuz. Dronelar üstünden de çok güzel örnekleniyor bu. Drone'un ne olduğunu biliyoruz. Bir şekilde kuat kopter. Dört tane pervanesi bulunan alet çoğunlukla bugün drone. Ama evet görüyorum burayı telefonu bir şeye yerleştiriyor. Fır 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 uçuruyor. Bzzz diye ses yapıyor. Şu camımda belirirse nasıl taş atıp mı yok ederim. Çünkü evde donla oturuyorken cama işte drone yaklaşıp görüntü mü alsa ona ne yapabileceğimi bilmiyorum. Çünkü hala çok rahatsız edici bir fikir benim için. Neyse. Mahremiyet kaygıları. Ama drone'un ne olduğunu genel olarak bilsek ve buradan nasıl uçurulduğuna dair fikrimiz olsa bile bir drone aldığımızda onun uygulamasındaki ve kitapçığındaki yönlendirmelere bakıyoruz İşte işte siz onu yazıyorsunuz bir yazılım için. Adam size gelirken React kullanır, kullanarak ön yüz parçaları, komponentleri geliştireceğini biliyor. Ama React'e dair ilk defa siz ona fikri vereceksiniz. Doğru bir ilk kullanım kılavuzu yazmanız lazım. React Native ile aslında web teknolojilerini kullanarak yazdığım şeyler native standartında mobil koda çevriliyormuş. Bunu biliyor ancak Buna dair yine giriş bilgisinde hoş geldin. Önce şunu yapacağız, sonra şunu, şunu yapacağız. Bak ne güzel oldu kısmını siz vereceksiniz ve bütün bunları yaparken versiyon bağımlılıklarına dikkat edeceksiniz. Az önce de bahsettiğim Node.js, npm vesaire gibi bu bahsettiğim meselelere çok dikkat edeceksiniz. Çünkü versiyon farklılıkları, özellikle üstünden zaman geçmiş tutoriallarda bu çok yaşanır. Sizin birebir yazıp şunu çalıştır, bunu çalıştır diye siz yol gösteriyorsunuz ya yo insana. Bir noktadan sonra o farklı bir versiyonda birebir aynı şeyi çalıştırıp o sonucu görmediğinde o adam duvara çarpmış oluyor. Çünkü düşünün adam oraya geldi. İlk kullanım kitapçığı, ilk kullanım kılavuzu örneğinden gidelim. Açtı. Şuna bas dedi. Bas dediniz bastı. Şu ışık yandı mı dedi. Yandı. Şimdi buna basınca bunun böyle uçması lazım dediniz. Ulan uygulamanın yeni versiyonunda o basabileceği düğme yok. Havaya kalk düğmesi vardır. Ona basın diyorsunuz. Adam diyor ki ne? Yok ki öyle bir şey. Çakılı yok alıyor herif. He, tabii ki bir şeylerle uğraşabilir, bir şeylerle yapabilir ama adam o belgeye güvenmiş. Onu oradan alıp bir yere vardıracağına inanmış haliyle çakılıyor kalıyor. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Bu yüzden hatta dikkat ederseniz kimi yazılım tutorial'larının yayınlandığı sitelerde eğer yazılmış o yazının üstünden uyduruyorum 6 ay 1 yıl geçti ise üstte bir ibare çıkıyor. Dikkat! Bu yazı bu sitede yayınlanalı 1 yıldan fazla olmuş. Kullanılan teknolojilerin versiyonlarına dikkat edin. Yeni versiyonlar bu belgedekilerle birebir aynı çalışmıyor olabilir diyor. Bu da o yüzden çok önemli. Hızlıca e, benim sevdiğim bir tane e, örnek göstereceğim size. Hala bu ekranı görebiliyorsunuzdur umarım. Bu benim çok sevdiğim bir yönlendirici belge. E, VX OIDC paketi bu. Şimdi... Az önce bahsettiğimiz bütün örnekleri burada göreceğiz. Şimdi eksi de, OIDC'yi de daha önce duymamış olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden buradan bir şey alınamama ihtimaliniz de en az o kadar yüksek. O yüzden hızlıca ben sizle bir hem zeminlik sağlayacağım ki standartta bunu okumaya gelen adam aslında neleri biliyor da buraya gelmiş. Her şeyden önce adam Vue.js geliştirme yapıyor. Bu bir işte ön yüz çatısı diyelim. Front end framework'ü diyelim. Vue.js'in içinde state management için Vuex diye bir şey var. Vuex'i yine React tarafında React ve çevresinde ürün geliştirirken Redux üstünden örnekleyerek düşünebilirsiniz. Peki OIDC nedir? OIDC de aslında oauth 2 o out 2 standartı nedir? Mesela Facebook'la giriş yap falan muhabbeti var ya. Siz ne yapıyorsunuz? Dışarıya çıkıyorsunuz. Dışarıdaki bir servisten yetki alıp kullanmak istediğiniz servise geri geliyorsunuz. O out 2 standartıyla bunu sağlıyoruz. OIDC client bunu sağlayan bir paket. Ancak ben zaten Vue.js ve Vuex kullanıyorum ya uygulamamda. Çünkü uygulamanın tabiatıyla bunlar gelmiş. Birisi de bakın bu üçünü bir araya getirmiş. Demiş ki ben Vue.js'in üstünde Vuex'le state management'ı yapıp OpenID Connect kullanmak isteyen adamların kullanabileceği bakın üç tane bu gerekliliğin üstüne bunların kullanabileceği bir paket geliştirdim. Adı da Vuex OIDC diye geçiyor. Şimdi hızlıca bakıyoruz. Bakın bu belge Paketin doğrudan kendi belgesi ancak bir tutorial şeklinde devam edip finalde de bağlanıyor. Diyor ki, zaten sizin bunları biliyor olmanız gerektiğini varsayıyor belge. Bakın bunu unutmayın. Sizin bunları biliyor olduğunuzu varsayıyor. Bunları bilip şunu kullanmaya ihtiyaç duyarak zaten buraya geldiğinizi varsayıyor. Diyor ki, bizim diyor Vuex OIDC'miz bakın bir NPM paketi olarak vardır ve OIDC client'ın üstüne geliştirilmiştir. Ona bağımlı olarak çalışır. Bakın az önce sunumda bahsettiğimiz başlıklar. İhtiyaç duyuyorsanız bunu NPM paketi sayfasına giderek ulan NPM neymiş diyecekseniz adam demiş ki kardeşim işte NPM pakete ben bağlantı verdim. Hiçbir şey bilmiyorsan git oradan incele. Haliyle NPM kullanmayı da bildiğinizi varsayarak kurulumunu böyle yapıyor. Şimdi düşünsenize NPM'e dair hiçbir şey bilmemiş. Ön yüz geliştirmeye dair hiçbir Deneyimi olmayan adama "Kurulum için npm install çalıştırıyoruz." deseniz, adam diyecek ki ne? Bunu nereye yazacağım? Bunu alıp bir metin belgesine mi yapıştıracağım? Bunu bir PHP dosyasına çalıştırıp, PHP dosyasına yapıştırıp sunucuda mı çalıştıracağım? Bahsettiğim şeyler bunlar. Eğer referans almak istiyorsanız burada bir örneği var, çalışan bir örneği var diyor. Bakın ne yapmış? Çalışan bir örneği başka bir GitHub deposuna yerleştirmiş paketin paketin kendi deposu değil. Bu paketi kullanarak çalışan bir örneği yine oraya yüklemiş. Burada ayrıca Nux üstünde bir single page application geliştirecekseniz ona dair de bir örnek var demiş vesaire. Sonra bakın tutorial şeklindeki belgemiz başladı. Diyor ki her şeyden önce OIDC OpenID Connect client ayarlarınızı oluşturun demiş. Bu ayarlara dair detaylı veriyi şuradan okuyabilirsiniz diye bağlantıyı vermiş, müthiş bir referans noktası. Sonra kodun içinde kullanmanız gereken kısmı vermiş. Ardından diyor ki, bakın biz diyor bu Vuex OIDC client'ını zaten mevcut bir OIDC client'ı üstüne yazdık ya. Haliyle bunları oradan referans alıyoruz. Daha detaylı incelemek isterseniz diyor şuraya gidin. Bakın müthiş bir belge bu. Detaylarını yazıyor. Sonra diyor ki, ayarlarınızı yaptıktan sonra Vx kurulumu aşamasında bakın yine Vx'i nasıl kurduğunuzu biliyor. Bunu diyor bir modül olarak şuraya ekleyeceksiniz. Ancak bütün kodu vermiş. Yine gidip sadece şey dememiş. Modüllerin içine şu satırı ekliyoruz dememiş. Demiş ki yani sen bir Vx objesi yaratıyorsun ya. Vx objesini yarattığın yerde... Bir modül olarak bunu ekleyeceksin. Bu da bu bağımlılıkları şuradan çekiyor bak diye vermiş bütün halinde vermiş adama çünkü adam bu aracı ilk defa görüyor. Ama diyor istersen bak eğer sen diyor bunu yaparken eğer bir namespace tanımlamak istiyorsan Vuex'in içinde bunu da turu olarak parametreyi verebilirsin. ve benzer şekilde detaylarla ilgili kısımda devam ediyor. Sonra diyor ki Openid'nin callback'inin çalışacağı rotayı tanımlamak. Bakın OpenID'yi bir şey. Onun callback'i bir şey. Bunları biliyor olmanız lazım. Bunun bir rota üstünden tetikleneceğini zaten OpenID'yi bildiğinizde biliyorsunuz ama yine de bir açıklama yapıyor. Ve yine bir bütün halinde. Size şunu demiyor yani. Kardeşim benim eksimin içinde OIDC callback diye bir metot var. Bunu çalıştır demiyor. Sana bütün komponentin yönlendirmesini yapıyor. Diyor ki sen diyor OIDC callback, OIDC sign'ın callback'i benim diyor VX action'larımdan buraya maple haliyle senin ilgili komponentin mount edildiğinde, ekrana çizildiğinde, başlatıldığında bunu diyor çalıştır. Bu bir diyor promise'tir. Bu promise'in sonrasında bunu kendi istediğin sayfaya yönlendir şeklinde. Hatta bir hata olursa eğer bir hata durumunda ne yapılması istediğine karar vermek istiyorsan onu burada yapacaksın şekilde yine bir bütün olarak bunu veriyor. Hızlıca tamamlayalım artık burayı. Eğer diyorsan vrouter kullanıyorsan ViewRouter kullanıyorsan onunla implementasyonu bu, bu şekildedir. Yine bir bütün kod halinde. Çünkü ViewRouter'ı kullanıyorsan onun before each diye bir middleware tanımlaması olduğunu biliyorsun. İhtiyaç duyduğun şey aslında bakın bu kodu okuduğunuzda diğer parçaları biliyorsanız şunu anlıyorsunuz. Aslında ihtiyaç duyduğunuz şey buradaki bir satır. Ama ben bunu okuduğumda niçin mutlu oluyorum diyorum ki. He evet aslında bu bir satıra ihtiyacım var. Aslında ben şu before each middleware'ine şu metoda parametre olarak kendi store'umu yollamam gerekiyor. Buradan bunu anladım. Ama adam bana sadece şunu gösterip tutorial'ın içine sadece şunu yapıştırıp bunu middleware yaparsan çalışır deseydik deseydi ben şey olurdum böyle hani onu nereden çekeceğim şu burada metod olarak çağırdığı şey nereden sızdırılacak ama adam bunu bütün olarak verdiğinde asıl çalışan kodun bu olduğunu anlıyorum ama burada da neyi görüyorum ha bunu vxoidc'den import etmiş okey vrouter zaten ben vrouter'ı kendim kullanıyorum doğru ha, şunu da standart router'a bilmem ne olarak eklemiş Tamam ya anladım. Benim buna eklemem gerekiyormuş şeklinde bütüne vardırabiliyorum. Süper. Buraları geçtim. Bakın bu noktadan sonra yine tutorial şeklinde eğer sen ekrana bir şeyler render edilirken standart komponentlerin render edilmesini yönlendirmek istiyorsan oradaki bütüncül yaklaşım da budur ve onları da bu şekilde kontrol edebilirsin diye bakın aslında bu aracın içindeki getter'ları yani o paketin sana yardımcı olacak şekilde sağladığı verileri. Ne demek kullanıcı girişi yapılmış mı? Kullanıcının mevcut authentication token'ı nedir? Kullanıcının mevcut yenileme token'ı nedir gibi bilgileri okuman gerekiyor ya paketten. Onların tamamını sana bir liste halinde verebilir herif. Aşağıda veriyor zaten. Ama senin bunu entegre ederken biliyor ki yukarıdaki ayarları yaptın. Çalıştırdın giriş işleminden sonra gerekecek kolbeki çalıştırdın. Bu kolbekin çalışması için bir rota tanımlaman gerekiyor. Bu rotayı tanımladıktan sonra iş çalışıyor mu diye şu anda ben yetkilendirmeye sahip miyim değil miyim bunu kontrol edeceğim. Sadece bunu nasıl yapacağının örneğini bir tam komponent halinde vermiş. Sonra bunu istiyorsan detaylandırıp üstüne computed yani hesaplanmış veriyle nasıl erişebileceğine bakmış. Sen bunu eğer access token'ı şimdi çünkü işlemi yaptın. Herifin girişini okeyledin. Şimdi oradan bir bilgi aka, alarak, oradaki token'ı alarak yetkilendirmiş bir işlem için bir API'ya talepte bulunman gerekecek ya. Şimdi bu paketin işi o talebi atmak değil. Bu paketin işi sana yetkilendirmeyi sağlayıp o yetkiye dair sana anahtarı vermek. Ama adam tutorial'ın içinde neyi göstermiş bak. O anahtarı okuyarak API talebini nasıl atabileceğini de kendi işi olmamasına rağmen bu tutorial'a eklemiş. Niçin? Çünkü bu bir ilk kullanım kitapçığı. Bu bir fişi prize taktığınızda emin misiniz sorusunun bulunduğu yer. Bu bir elektrik olduğuna emin misiniz sayfası. Bu yüzden tutorial yazarken bunlara çok dikkat etmemiz gerektiğini unutmayalım. Opsiyonel ek olarak giriş yapmış olan kullanıcının bilgisini de şu getter okuyabiliyormuşum. Ona çıkış yaptırmak istiyorsam şu action'ı tetikleyebiliyormuşum. Eğer özellikle bir rotayı dışarıya açık tutmak istiyorsam bakın bu nedir biliyor musunuz? Bu view router'ın içindeki bir standarttır. Adam diyor ki aslında adamın sana söylediği şey şu. Eğer diyor meta bölümüne is public true eklersen başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Adamın söylemek istediği şey bu. Ama sana yine bütün örneği veriyor. Örneğin tamamını veriyor. Diyor ki yani sana diyor ki hani sen şöyle bir şey yapıyorsun ya. Şöyle bir rota tanımlaması yapıyorsun ya. Onun içindeki metaya bunu da eklersen benim için her şey okeydir diyor. Benim için her şey tamamdır. Ama istersen onu böyle de ekleyebilirsin diyor. Bakın bu neydi? en tepede store yaratılırken kullanılan yerdi. Opsiyonel olarak sessiz bir şekilde token'ı yenilemek. OpenID Connect'te OAuth 2 standartlarında token'ın bir son kullanım süresi vardır. O süre dolmadan belli bir süre önce yenileme token'ı ile tekrar bir yenileme işlemi yaparsınız. Ona dair ayarları nasıl yapacağım? Hızlı hızlı geçiyorum artık buraları. Eğer sen bunun standartta işlemi yaptıktan sonra tetiklediklerinin haricinde Kendin bu işlemleri yakalamak istiyorsan, atıyorum bir işlem yaptım, kullanıcı yüklendi. Kullanıcının yüklenişini yakalayıp bir işlem yapmak istiyorsan, bak benim elimde böyle bir event var diyor. Bu eventi dinle, çalıştır. Peki bu eventi burada tanımlamak yerine herhangi bir component ile tanımlamak istiyorsan, component ekrana çizilirken şu dinleyiciyi çalıştır. Ama komponent yıkılırken yani komponent ekrandan silinirken de bu event listener'ı dinlemeyi bırakmayı unutma. Bakın buraya kadar bu paketin bütün özelliklerini tek tek ihtiyaç duyulabileceği sırayla bir tutorial şeklinde gördük. Ve en sonunda da neyi görüyoruz? Bakın biz bu tutorial'da kullandığımız API yani bu paketin Application Programming Interface'i olarak... Siz aslında yukarıda tek tek kullanıcı girdi mi? Girdiyse token'ı nedir? Token'ı okuduysam nasıl dışarı atarım? Giriş işlemi için hangi metodu tetikleyeceğim? Çıkış işlemi için hangisini tetikleyeceğim? Falan gibi işlemlerde örneklerin içinde o öğrendiğiniz ha, böyle bir şey varmış dediğiniz şeylerin tam listesi de burada. Ve işin en çok hoşuma giden kısmı adamlar onu da tam bir komponent halinde veriyor. Yani size sadece şunun listesini vermiyor. İhtiyaç duyduğunuzda kopyalayıp yapıştırabileceğiniz şekilde bunu bir tam bir komponent halinde veriyor. Ve ben buradan şunu görüyorum. He, ben kullanıcı girmiş mi? Girdiyse kullanıcı. Kullanıcının erişim tokenı. Onun, o tokenın dolacağı zamanı. ID tokenı onun zamanı. Yenileme tokenı onun zamanı. Bunun girişi işte kontrol edildi mi? Bir hata var mı? Bunları okuyabiliyormuşum. Buna dayalı olarak kullanıcının bu sayfaya erişimi var mı diye şuna bak bak. Şu var ya adamın işi bile değil. Ama tutorial'ın içinde sende bir ışık çakmak için sana bunu gösteriyor. Bu ne, ne demek biliyor musun? Sana işte buradan şuraya git öğreten adamın fren ve bisikletin vites mekanizmasını da detaylı gösterirken bak şimdi dönerken arka frene hafif sık diye örnek vermesi. işte bu. Şimdi git 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 sola dön. Sola dönerken bak freni hafif sıktığında ne kadar rahat dönüyor demesi işte bu. Has access diye hesaplanmış bir veri de eğer kullanıcı yetkilendirildiyse ya da ziyaret edilen rotanın is public'i turuysa buraya erişim vardır. Ve buna dayalı olarak ekranda çizdiğiniz şeye if has access diyebileceğinize dair bir fikir yaratıyor herif. Sonra da ...tetikleyebileceğiniz fonksiyonlar... ...metodlar... ...işte burada da bunlar var... ...yukarıdan aşağı bir kayıyorum... ...adam hoş geldin dedi... ...zaten şun, şuna dair bunu... ...bunu kullandığını... ...buna ihtiyaç duyduğunu... ...bunun için bir OIDC paketi arıyorken... ...bu pakete denk geldiğini... ...diğerlerini zaten kullandığın için... ...NPM'i bildiğini ve bunların kurulumunu... ...böyle yapabileceğini... ...ayar dosyasını... ...işte şurada referansı da gözükecek şekilde böyle oluşturduğunu... Vuex store'u kurarken ona modül kısmına işte bunu şuralardan sızdırarak böyle ekleyeceğini, üstünde sızdırdıktan sonra giriş işleminde ilk olarak callback'e ihtiyaç duyacağını için onun komponentının böyle bir şeye benzeyeceğini ama senin istediğin gibi düzenleyebileceğini, hatayı burada yakala, başarılı durumunda şunu yap gibi düzenleyebileceğin alanları boş bırakarak bir bütün halinde sana yol göstererek verdiğini, bunu yaptıysan yüksek ihtimalle bir rota tanımlamaya ihtiyacın var, o rotalardaki middleware'leri işte şu satırla ekleyeceğini ama yine bir bütün olarak yönlendirmesini, Ardından şimdi sen bunu yaptın, şunu yaptın, rotayı çözdün, girişi yaptın ya çok yüksek ihtimalle herif giriş yapmış mı diye kontrol etmek isteyeceksin. İşte onu buradan okursun derken bile komponentı bir bütün olarak vermesi. Oradan okuduğun tokenla bir talep atmaya ihtiyaç duyacaksındır. Onu bir bütün halinde vermesi. Burada herifi ilgilendiren tek kısım ne biliyor musun şu? Yani bu paketle ilgili tek kısım şurası. Store'un içindeki, state'in içindeki OIDC store namespace'indeki access token'ı okuyarak dışarıya talep atacaksın sen. Geri kalan her şey sadece seni ve senin uygulandırmanı ilgilendir uygulamanı ilgilendiriyor. Ama adam bunu bir bütün halinde sana veriyor ki eğer bunu bilmiyorsan kopyala yapıştır. ihtiyaç duyduğun yeri değiştir. Tutoriallarda bu çok önemli. Vesaire vesaire gidiyor. Bakın burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Adam burada da baştan aşağı bir komponent vermiş. Ulan burada da baştan aşağı bir komponent vermiş. Ya kardeşim sen burada baştan aşağı bir komponent vermişken Burada niye baştan aşağı bir komponent veriyorsun? Ben de tekerleme söyler gibi. Burada bir baştan aşağı komponent vermişken burada da niye bir baştan aşağı komponent verdin diyen komponent geliştiricisine komponentlarımızı komponentlaştırarak da mı falan gibi bir şey oldu. Tabii şu anda yüzlerinizi görmediğim için kendi kendime böyle aptal durumuna düşüyor olabilirim. Şaka yaptım bence çok komik diyerek. Çünkü sınıfta bunu anlıyorsun hani hani surat asıyorlar hemen o şakayı yapmayı kesiyorsun. Ama burada mesela ben çok komikmiş gibi devam ediyorum ama meğersem şey yani şu anda dersi izleyen 3 kişi kalmış. O da şey ekiptekiler ayıp olmasın diye çıkmıyor şu an. Neyse. Niye her yerde komponentı tekrar ediyor? Çünkü bakın bunların başında ne yazıyor? Optional. Yani sen bu aşamayı atlamış, tutoriallarda bu çok önemlidir. Belli bir aşamayı atlamış, özellikle optional yazdıysanız bu bağımlı değilsindir buna. Ama ihtiyaç duyacağını tahmin ediyorum demek. Ama optional yazdığın bir şeyin içinde verdiğin bilgiyi bir sonraki aşamada zaten verdim diye düşünemezsin. Çünkü zaten orası optional. Adam orayı geçmiş olabilir. Halde burası optional diye burayı geçmiş adam bu component yapısını atladıysa aşağıda sen buna gidip sadece şunu yazarsan adam bu componentı bütün olarak görmediğinden bunu nasıl kullanacağını anlamayabilir. Bu da çok önemli bir detay. Yukarıda verdiğiniz bir şey. Bütün komponenti verdim aşağıda bir daha vermeyeyim. Hayır vereceksin. Çünkü adam oraya atlamış olabilir. Sadece bu işlem için bu belgenin sadece burasını okumaya gelmiş olabilir. O yüzden yazılımda kendinizi tekrar etmekten kaçınmanız gerekir. Ama bir yazılımı anlattığınız öğretim belgesinde tekrardan korkmayın. Bırakın adam onu anlasın. Denge tekeri takmaktan korkmayın bisiklete bir bisiklette denge tekeri olmasına rağmen süren çocuğun o denge tekerlerine değmeden nasıl gittiği hissini tadabilmesi için selenin arkasından onu tutup götürmekten korkmayın. Bunları yapın. Buna emek sarf edin. O çocuk bisikleti kullanmayı düzgün öğrensin. Onu kullanabildikten sonra dengesini zaten bir noktada kendisi bulacak. Siz şu anda denge tekerleri yazıyorsunuz. Ve bütün bunlar bittikten sonra, bütün opsiyonel kısımlar bittikten sonra da en sonunda yukarıda kullanım çeşitliliklerini gördün ya. Şu lazım olduğunda bir okuyucuyla bir şeyi böyle okudun ya. Bir action tetiklemesi için Vuex store'daki bir action'ı mapleyerek böyle tetikledin ya. İşte kullanabileceklerinin tamamının listesi de işte bu. Hatta ben yorum satırıyla onların da burada örneklerini yazdım, açıklamalarını yazdım şeklinde. Bu benim bayıldığım bir hem paket belgesi hem tutorial şeklinde ilerleyen bir belge. Bayıldığım bir belge. Özgür Yazılım'ın güzelliği de bu zaten. Buna dair detayları anlattığımız Özgür Yazılım Derneği'nin yayınlarını takip etmenizi de bekleriz. Teşekkürler ve başarılar. Ee, bu tutorial yazım sürecinde bugününüzün e, sağlıklı geçmesini umuyorum. E, umarım bu sizin için de etkili olmuştur. Beğenmişsinizdir sunumumu. Ağzına sağlık abi. Çok güzel bir sesimdi. sesim geliyor mu? Evet, e evet duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Buradaki arkadaşlar yani şu an mekandaki arkadaşlar çok memnun kaldı. Keşke fiziksel olarak burada olsaydın da bir fiil senle tanışsaydık bunu canlı canlı dinleseydik diyor buradaki arkadaşlar. Çok evet. teşekkür ederim bu arada davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki etkinliklerde de görüşmek üzere. Biz de Right to Docs'a, Laravel İstanbul'a, Linux Kullanıcıları Derneği'ne, Özgür Yazılım Derneği'ne bekleriz efendim. In i̇nşallah. Çok teşekkürler. Hoş Çok sağ olun. Görüşmek üzere.